30 Ağustos, 5 Eylül. Değerli boğa burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarınızı da takip edebilirsiniz diyorum. Değerli boğa burçları, son zamanlarda işle alakalı stres, gerginlik, kaos, iç alandaki yıprandığınız noktalarla ilgili ciddi anlamda kendinizi çok fazla yoruyorsunuz ve yorduğunuz için de kafayı acayip derecede işe takmış gözüküyorsunuz. Aslında Eylül sizin için daha olumlu, daha keyifli bir oluşum olacak. Beklenti olduğunuz yeni iş kapılarınızla ilgili uzun süredir işsizseniz bile bu kapıların sizin hayatınızda çok hızlı şekilde açılacağını söyleyebilirim. Fakat umudunuz ve psikolojiniz o kadar dibe çöktü ki yani hiçbir şey, hani ya evet çok şükür nefes alıyoruz ama maddi olarak bir türlü toparlanamıyorum diyorsanız 6 Eylül'de itibariyle gerçekten bereketiniz, hayatınızdaki yörüngeler sizi daha rahatlatacak ve derin nefes alacaksınız. O yüzden korkmanıza gerek yok. Kendi işinizi ya da ortaklı işte maddi sorunlar devam ediyorsa 11 Eylül itibariyle daha kazançlı bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Hatta elden çıkartmak istiyorsanız uzun süredir satılmasını istediğiniz noktalarla ilgili de güzel imzalar, anlaşmalar söz konusu olacak. Sadece çok sinirlisiniz, çok gerginsiniz, anlaşılamıyorsunuz ve herkes aynı noktada sanki sizin üzerinize kilitlenmiş gibi. Siz bu kaostan çıkmak istiyorsunuz. Evet, yavaş yavaş çıkıp kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yalnız sizinle uğraşan yöneticileriniz, etrafınızdaki insanları da sakın gözden kaçırmayın. Ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar var. Bunlar da sizin yörüngeniz etrafında dönsün. Onlar size zarar vermeye niyeti var. Etrafınızdaki kişilere dikkat edin diyorum. Kafe, restoran, farklı ticaret, alım satım ticareti yapan ve insanların hareket ettiği bir noktada işletmeniz varsa bu ara işlerle ilgili tedirginlik duyabilir. Hatta kapatayım mı kapatmayayım mı kararsızlığı içerisinde olabilirsiniz. Krediyle alakalı, ödemelerle alakalı zorlanabiliyor olabilirsiniz. Sakinlikte kalıp 15 Eylül'e kadar hayatınızdaki alanı çıkartmanız uygun olarak görmüyorum. Sabredin, burada da güzel bir kazancınız sizi mutlu edecek gözüküyor. Birinci evde oturan ya da 1'li 12, 13, 14 bir rakamıyla başlayan evde oturan bazı boğa burçları yer değişimi söz konusu olacak. Hatta kendi mülkünüze taşınacaksınız. Bu da size hayırlı gelecek olarak uyarı veriyor. Dikkatsizlik sorununuz olabilir. Ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz. Bu ara merdivenlerden düşmek gibi, ayağınız kırılmak gibi, Allah göstermesin ya Rabbi ya Resulü. Böyle bir şey yapayım. Dikkat edelim. Dikkat kaybımız olabilir. Bu dönem çok daha titiz, daha paranoyakçı olacağız. O yüzden bunları dikkate alalım diyorum. Duygusal olarak da bazı detaylarımız ön plana çıkıyor. Eylül ayı sizin detaylarınızın daha ön planda olacağı, her şeyi abartacağınız, koltuğunuza bir oturdu diye bağıracağınız bir hafta olacak. O yüzden bence bu hafta ilişkinizle alakalı sohbeti çok sert ifadeler kullanmayın. Birbirinizi yıpratmayın. Mecburen ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ara dilimizi tutacağız. Aşık olmak isteyen boğa burçlarında güzel fırsatlar var. Değerlendirdiğinizde sizin ruhunuz uyacak, keyifli bir enerji arayışı içerisindeyseniz, doğru enerji var da sizdeki şey, beğeniyorsunuz ama konuştuktan sonra kişinin size ait olmadığı enerjisine takılıyorsunuz. Biraz daha hani kişiyi tanımak için yenilikler, ona biraz daha değer verirsek, bir yemek daha yesek, İçindeki ruhu da keşfedeceksiniz. Hemen elime potasını atıyorsunuz. Bırakın elime potasını. Sizin hayatınızda kalmak için sizin potaya doğru hareket ettirin. Doğru insanınızı boşuna elemenizi istemiyorum. Evli olan, özellikle evliliğinizle alakalı ailevi sorunlar yaşıyorsanız bu dönem bunları iyileştireceğiniz, hatta ve hatta daha anlayışlı bir noktaya ve çocuklarımızla ilgili de kavga ettiğimiz sorunları geride bırakacağız. Eğer evli çift her iki tarafta çalışıyorsa, mesela hanım çalışıyorsa işiyle alakalı büyük bir değişim, aynı evde iki kişi çalışıyorsa farklı işlerde büyük değişimler söz konusu olacak.
Bu da sizi mutlu edecek diyorum. Bu ara ev hanımlarında şu var. Yemek takıntısı ve gereksiz yağlı gıdaları. Bu ara devamlı alelacele yemek yapıyorsunuz ve lezzetsiz yapıyorsunuz. Bu ara yemek lezzetinizde ya da çok kafanız karışık olduğu için kendinizi konsantre edemiyor olabilirsiniz. Bu ara çocuklar yemekten şikayetçi ya da eşiniz yemekten şikayetçi. Dikkat edin diyorum. Sağlık olarak özellikle kemik, bağırsak enfeksiyonlarınız ya da bel ile alakalı hassasiyetimiz olabilir. Kuyruk sokuğumuzla ilgili rahatsızlıklarımız olabilir. Lütfen bunları ihmal etmeyin değerli boğa burçları. İleride sorun olsun istemiyorum. Mutlu kalın, sağlıkta kalın, Allah'a emanet olun.